Türkiye'nin en güzel tatil beldelerinden birisi olan Kaş'tayım ve kapılarını 2023 Haziran ayında, yani bu sene açan yepyeni bir tesisteyim. Radisson Blu Kaş'tan bahsedeceğim size ve özellikle Kaş tatili seven misafirim için. Burada denize girmeyi seven misafirim için, ki bence Kaş'ta denize girmek çok büyük bir keyiftir. Radisson Blu Kaş'ı son derece yeni, modern ve yöresel Akdeniz mimarisinin izleriyle beraber dekore edilmiş ortamıyla, lüks ve konforlu ortamıyla sizlere anlatmaya çalışacağım. Burası küçük butik bir otel olarak düşünülebilir. Çukurbağ Yarımadası'nda denize doğru uzanan bir tepe üzerinde kurulu ve hemen yanı başındaki kardeş oteli McMinn Suite and Villalar, aynı zamanda bir diğer kardeş oteli şöyle bir 3 dakika mesafede McMinn Deniz Feneri Lighthouse'la beraber misafirleri ağırlıyor. Bu 3 otelin tabii farklı özellikleri var. 3 tesisin farklı özellikleri var. Biz önce Radisson Blu Kaş'tan bahsedeceğiz. Kendine has özel oda kategorileriyle, yine Radisson konseptinde üst kategoride sunumlarıyla misafiri ağırlıyor. Oda kahvaltı konseptinde çalışıyor. Oda seçeneklerinde terasında kendine özel havuz olan odaları var. İçinde hamamı olan farklı kategoride odaları var. Standart odaları var. Bunlardan hangisini seçerseniz seçin, beklentinize göre son derece keyifli ve konforlu bir konaklama yapabileceksiniz. Sabah kahvaltılarını genel olarak açık büfe olarak sunuyor ama kahvaltının dışında gün içerisinde çok güzel snack menüler sunabiliyorlar. Hamburgerleri, pizzaları, makarnaları, salataları sunabiliyorlar. Akşam saatlerinde de yine Türk mutfağından yöresel lezzetler, menüler sunabiliyorlar. Izgara çeşitlerinin yanı sıra haftanın belli günlerinde Asya mutfağından lezzetler de sunabiliyorlar. Ben tabii Radisson Blu Kaş'ı burada çok fazla konuşmak yerine isterseniz yavaş yavaş içinde gezerek size anlatmaya çalışayım. Oda kategorilerinden örnekler göstermeye çalışacağım. Bu arada hemen şunu da söylemek istiyorum. Şu anda bulunduğumuz nokta Kaş merkeze 10 dakika mesafede. Buradan Kaş'a dolmuşla gidebilirsiniz, taksiyle gidebilirsiniz veya kendi aracınızla gidebilirsiniz. Ortalama 10 dakika sürecektir. Dalaman Havalimanı'na ortalama 2 saat, Antalya Havalimanı'na ortalama 3 saat mesafede olduğumuzu da hatırlatmak istiyorum. Ve Radisson Blu Kaş'ı Kaş severler için lüks konsepte, modern konsepte, aynı zamanda gördüğünüz gibi Akdeniz mimarisini yansıtan bir dekorasyon sunumuyla sizlere anlatmaya başlıyorum. İsterseniz yavaş yavaş keşfimize başlayabiliriz. Buyurun. Şimdi biz Radisson Blu Kaş'ı keşfetmeye tabii resepsiyon alanından başlamak istiyorum her zaman olduğu gibi ama şu anda burası çok müsait görünüyor. Sabah erken saatler, misafirler de henüz şezlonglara gelmemişken ben bu fırsatı değerlendirmek istiyorum. Çok şık, çok dekoratif ve çok güzel bir havuz var. Bu havuzun etrafında yatak minderli şezlonglar var. Ve burada güneşlenirken, havuz keyfi yaparken bir tarafa baktığımızda Meis Adası'nı görüyoruz. Neredeyse yüzme mesafesinde. Diğer tarafa dönüp baktığımda Kaş Kalkan yolunu görüyorum tepelerin yamacında. Ve bu alanı aslında Kaş'tan Çukurbağ Yarımadası'na doğru uzanan bir tepe üzerinde her tarafa hakim olarak düşünebilirsiniz. Az önce bahsettiğim gibi havuz keyfi yapmak isteyen misafirim için burası son derece dekoratif ve son derece rahat bir alan. Buradaki şezlonglar dışında çok güzel minderli bölümler var ve aynı zamanda restoranın da hemen yanı başındasınız. Acıktığınız zaman, bir şeyler içmek istediğiniz zaman siparişinizi verebilirsiniz. Bu arada otelin konseptinin oda kahvaltı olduğunu, ödediğiniz ücrete genellikle konaklama ve kahvaltının dahil olacağını, bunun dışında alacağınız menülerin, içeceklerin tercihinize bağlı olarak, beklentinize bağlı olarak ve keyfinize bağlı olarak ekstra olarak ücretlendirileceğini en baştan söylemek isterim. Ve daha da önemlisi, şimdi finale geliyorum. Kaş'a geldiniz, denizin tadını çıkarmak isteyen misafirimiz için çok güzel olanakları var. Tesis tam olarak denize sıfır demeyelim. Ancak kardeş tesisi McMinn Deniz Feneri Lighthouse Otel'le beraber çok büyük bir iskele yapmışlar. Hemen kara tarafına bakan, yani Çukurbağ Yarımadası'nın ana karaya tarafına bakan bölümünde, yani daha az dalgalan bölümünde güzel bir iskelesi ve yine yatak minnali şezlongları var. Oraya da buradaki oda turunu bitirdikten sonra gideceğiz, orayı da göstereceğiz size. Shuttle servisi yapılıyor efendim plaja giderken. Golf araçlarıyla sizi sahile yakın bir mesafeye götürüyorlar. Bir miktar merdiven inip çıkmak gerekiyor. Otelin konumu itibariyle biliyorsun Çukurbağ Yarımadası genellikle eğimli bir arazi ve otellerin birçoğunda merdiven kullanarak aşağı denize inmek gerekiyor. Onu da detaylı bir şekilde size göstereceğim, anlatacağım. Bu alanı zannediyorum ifade etmiş oldum. Şimdi sabah saatleri
Hemen arkamıza dönerek kahvaltı ile ilgili görüntüleri ben size sunacağım. Bilginiz olsun diyeceğiz ve bu açık büfe güzel kahvaltı hakkında size ifadelerde bulmuş olacağız. Bu arada rica edeceğim sizden, eğer şu anda hala abone ve beğeni tuşlarına basmadıysanız lütfen kanala destek olmak için beğeni ve abone tuşlarına basınız. Bu beni çok mutlu eder. Kanala destek olursanız benim de motivasyonum artıyor. Daha çok otel çekmek istiyorum. Umuyorum ki yaptığım çalışmalar sizlerin tatil seçiminize katkı sağlayacaktır. Evet, genel olarak bu şekilde ve artık kahvaltı büfesi ve odaları keşfe başlayabiliriz. Radisson Blu Kaş'a doğru dönüyoruz ve turumuza başlıyoruz. Buyurun. Efendim, hemen havuzun yanı başında sabah kahvaltılarınızı konsept dahilinde alabileceğiniz, ki sabah kahvaltı büfesini ayrıca göstereceğim. Akşamları ise yine alakart olarak yemek siparişlerini verebileceğiniz restoran alanı burası. Gündüz saatlerinde daha çok sinek menüler, hamburger, ızgara çeşitleri, salatalar, pizza, makarnalar ve bazı tatlı çeşitleri sipariş vererek yine ekstra ücret karşılığı alabilirken, akşam saatlerinde daha çok Türk mutfağından seçeneklerin, yani yöresel Türk mutfağından seçeneklerin bulduğu menüler alabiliyorsunuz. Bazı akşamlarda Asya mutfağından seçenekler sizlere sunuluyor. Yani suşiler gibi menüleri de sipariş verebiliyorsunuz. Hani yöresel Türk mutfağı demişken de tabii güzel meze çeşitlerini, ızgara çeşitlerini bu arada hani hayal edebilirsiniz. Çünkü gerçekten geniş bir menüye sahip özel bir mutfağı var Radisson Blu Kaş'ın. Tam kahvaltı büfesi görüntülerinden sonra şimdi de Radisson Blu Kaş'a geldiğiniz zaman ilk karşılaştığınız ve karşılanacağınız bölümü göstermek istiyorum. Çok şık, çok serin ve tabii ki yöresel Akdeniz mimarisinin izlerini modern bir dekorasyonla sunan alan burası. Birazdan odalara geçtiğimiz zaman orada da bu esintileri göreceksiniz. Nasıl ifade edeyim? Mesela tavanlardaki doğal dekor, yani ağaçlar veya daha doğal malzemelerin kullanılması, avizelerin böyle hani modern, biraz ucundan bucağından bir bohem atmosferin hissedilmesi, yerdeki döşemeler, aynı şekilde Kaş bölgesi biliyorsunuz özellikle taş mimarisiyle ön plandadır. Birazdan tesisin duvarlarında, işte bahçesinde, hatta odaların dış alanlarında da bu yerdekine benzer taş döşemelerin dikkatini çektiğini göreceksiniz. Burada bir bar var. Yan tarafında da tatlı atışmak için bir patisseri bölümü var. Tekrar diyorum, tesis oda kahvaltıdır. Alacağınız diğer hizmetler ekstradır. Elbette tesise ilk geldiğinizde serinlemek için buradaki detok içeceklerin bulunduğu bölümü kullanabilirsiniz. Burada gayet güzel arkadaşlar gün içerisinde sürekli soğuk kalacak şekilde onu ayarlıyorlar. Hemen karşımızda bir spa merkezi var. Spa merkezi tabii çok büyük otellerde olduğu gibi hani hamamlar, saunalar vesaire gibi düşünmeyin ama en azından ihtiyacımızı karşılayacak ve dinlenmenizi sağlayacak masaj paketlerini sunabilecek özelliğe sahip. Spa merkezine doğru giderken sol tarafta çok güzel bir şarap kabı var. Yemekler anlamında yine akşam saatlerini biraz daha detaylı anlatmaya çalışacağım size ama neredeyse fine dining konseptine diyebileceğimiz, neredeyse diyorum. Çünkü sonuçta burası bir butik otel, ancak çok usta şefleri var. Özellikle mesela tereyağlı karides olsun, ızgara çeşitleri olsun, pizzaları olsun, salata çeşitleri olsun, bunları gayet güzel bir şekilde sunuyorlar. Ancak parantez içine söylemek istiyorum. Özellikle Türk mutfağından güzel mezelerin sunulduğu, Türk mutfağından örneklerin sunulduğu, mesela mantıları çok güzel, bunları değerlendirebilirsiniz. Yemek kısmına akşam bir daha geçeceğiz. Şimdi odaları keşfetmeye başlıyoruz. Sonra da sahile gideceğiz. Efendim, şimdi Radisson Blu Kaş'ta odalar keşfimiz başlıyor. Tesiste farklı kategoride odalar var. Ama ben dış mimarisini önce kısaca size bir göstermek istedim. Bahçe düzenini çok beğendim. Rengarenk çiçekler var, zeytin ağaçları var. Ve odalarınıza girerken gayet güzel bir ortam sizi bekliyor. Nar ağaçları, limon ağaçları. Vallahi gerçekten çok beğendim, çok şık. Tabii otelin yeni olmasının getirdiği mimarisinin öyle bir ferahlık da var. Ama dışarıdaki görüntüyü önce size biraz aktarmak istedim. Şimdi yavaş yavaş odaları keşfe başlayabiliriz. Önce bakalım sırada hangi oda var. İlk odamızı keşfederek turumuza başlayalım. Ve efendim, şimdi sıra geldi Radisson Blu Kaş'ta odaları keşfetmeye. Şimdi tabii farklı kategorilerde odalar var. Biz yine müsaitlik odasında size olabildiği kadar bilgi içeren görüntüler aktarmaya çalışacağız. İlk olarak da bir köşe oda gezeceğiz. Bizler size sunum yaparken tabii standart odalar var, köşe odalar var, suite odalar var. Şu anda gezdiğimiz oda bence otelin en alımlı odalarından bir tanesi. Ortalama 30 metrekarelik bir kullanım alanı sunuyor ve tabii otelin genel yapısına bağlı olarak da ve yeni olmasına bağlı olarak da hem modern
Hem de çok şık, yepyeni pırıl pırıl bir oda sizleri karşılıyor. Hemen söylemek isterim ki odaya girer girmez bu yenilik ve modernlik size çok rahat bir kullanım imkanı sağlayacak. Şöyle, aslında burası deniz manzaralı ve balkonlu bir oda. Ama manzarayı her zaman yaptığım gibi sona saklayacağım. Çünkü bizim sizlere bilgi verirken esas önemli olan manzaralar odalara göre farklılaştığı için önce içerikten bahsedeceğiz. Yatağın son derece konforlu ve uyku kalitenizi çok rahatlıkla, uyku konforunu çok rahatlıkla sunabilecek özellikle olduğunu söyleyebilirim. Bu oda kapasite olarak 2 artı 1 konaklamaya uygun. Yani 3 kişiye kadar konaklanabiliyor. Ancak 3. kişinin bir açılır kapanır yatakta, yani eş isabet dediğimiz ilave yatakta konaklaması gerekecek. Burada bir kanepe var. Odanın genel dekorunda hem modern hem de biraz yöresel izler var. Bu tavanlarda kullanılan mobilyalar, yatağın başucunda kullanılan yine doğal görünümlü dekorasyonlar otelin bence genel mimari, yani Kaş mimarisini, Akdeniz mimarisini, modernliği biraz bütünleştirmişler. Yerdeki seramikler kısmen desenli, kısmen düz seramikler var. Büyük ekran bir televizyon. Televizyon dolabının içinde bir minibar var. Bu arada otelin oda kahvaltı konseptle misafiri ağırladığını ve minibarların konseptin dışında olarak ekstra şeklinde ücretlendirildiğini söyleyebiliriz. Şimdi banyo kısmına geçeceğim. Burada bu odaya özel bir durum var. Ama isterseniz şöyle yapalım. Birkaç adım geri gidelim ve kapıdan girişteki bölümlerden bahsedelim. Mesela burada bornozlarınız var. Şurada eşyalarınızı koyabileceğiniz, asabileceğiniz bir askılık. Bornozlar ve terlikler burada. Bir makyaj aynası, çok şık, gayet güzel. Ve şu bölümde de her ne kadar otel minibar bölümü ekstra ücretli olsa da buradaki çay kahve setup'ı ve kapsül kahvelerin konsepte dahil olarak sunulduğunu söyleyebilirim. Bir kasa var, yine ücretsiz olarak kullanabilirsiniz. Değerli eşyalarınızı bırakabilirsiniz ve geldik banyoya. Şimdi banyo yarı açık, yarı kapalı bir banyo. Lavabo kısmı dışarıda. Çok modern, güzel bir mermer tezgahta yerleştirilmiş. Radisson Blu markasına özel üretilmiş banyo bukletleri var. Havullarımız, saç kurutma makinesi, burada dönerli bir ayna. Ve şöyle hemen ben kenara çekileceğim. Banyonun iç kısmı. Anlayacağınız üzere hamam özelliği taşıyan bir banyo burası. Yapı itibariyle biraz farklı. Banyodan çıktığınız zaman sağ tarafta klozet bölümü var. Ve tekrar karşı köşeye geçiyorum. Ve gayet güzel modern banyosuyla sizleri bekleyen bir oda. Yani Kaş'ta konaklama yaparken konforlu bir otelde, konforlu bir odada kalmak istiyorsanız Radisson Blu bunu size sağlamış oluyor. Elbette odaların konumuna göre balkonlu, balkonsuz, Fransız balkonlu olanlar var ve manzaralı, manzarası olanlar var. Biz şu anda manzaralı bir odayı geziyoruz ve bu odanın balkonundan şöyle kısa bir manzarayı gösterelim size. Az önce aşağıda oteli anlatırken havuz kısmındaydık, şezlongların olduğu bölümdeydik. Ve havuza tam ortadan, yukarıdan bakan bir odadayız şu anda. Gayet güzel deniz manzaralı ve Meis'i görüyor. Karşıda gördüğümüz güzel manzara size eşlik ediyor bu odadayken. Elbette tekrar ediyorum, her odanın manzarası farklı olacak. Lütfen rezervasyon yaptırırken odaların manzara durumuyla ilgili son güncel halini bilgi alarak rezervasyonunuzu teyit ettiriniz diyelim. Ve bir başka odayı keşfetmek üzere yavaş yavaş bu odadan ayrılalım. Buyurun. Efendim şimdi size Radisson Blu Kaş'ta kendini çok özel hissedeceğiniz bir oda önereceğim. Burası Premium Suite, Premium Havuzlu Suite olarak hemen düzelteyim. Çünkü daha terasındayken sizi alanlarla çevrelenmiş bir bölüm burası. Havuzuyla, şezlonglarıyla, oturma grubuyla ve masasıyla bir yaşam alanı oluşturulmuş ve çok da keyifli olmuş. Yine içeri girerken böyle bir Akdeniz mimarisi, yerel mimarinin izlerini görebiliyorsunuz duvarlarda. İçeri girdiğimiz zaman da ne kadar lüks ve konforlu bir odaya giriş yaptığımızı isterseniz beraber şöyle göz atmaya başlayalım. Ortalama 57-60 metrekare arasında bir kullanım alanı sunuyor size. O da aslında bana göre 3 bölüm oluşuyor. Birinci bölüm şu anda izlediğiniz yaşam alanı, oturma alanı bölümü. Aynen terasta olduğu gibi içeride de gayet güzel büyük bir kanepe var. Koltuklarınız, büyük ekran bir televizyon, hatta şöminesi bile olan bir oda burası. Burada bir ada tezgahı var diyelim. Neden? Eğer isterseniz burada hani özellikle uzun süreli konaklamalarda kullanmak üzere buzdolabı, fırın, set üstü ocak gibi malzemeler var. Bunun dışında tabii günlük kullanımınızda ücretsiz olarak size ikram edilen çay, kahve ve kapsül kahvelerde buradaki hizmetler arasında. Ama uzun süre konaklamak isterseniz buradaki küçük mutfak malzemeleri size kullanım kolaylığı sağlayacak. Sabahları uyandığınızda burada çayınızı, kahvenizi içebilirsiniz. Veya havuz başında hemen oradaki masayı, koltukları kullanarak dışarıdaki Kaş havasını soluyarak tatilinize başlayabilirsiniz.
Şimdi yatak bölümüne geldiğimizde yine Radisson Blu'ya yakışan gayet kaliteli, yüksek standartta uyku konforu sağlayacak bir yatak donanımı var. Hemen karşıdaki dolaplarda ki burada bu mobilyaların kullanımını yine bölgenin Akdeniz mimarisiyle uyumuna bağlıyorum. Gayet güzel. Burada tertemiz bornozlar, hemen şu kısımda yine havlular, terlikler ve kasayı görebilirsiniz. Şimdi hani odaya 3 bölüm demiştim ya, 1. bölümde oturma alanları, 2. bölümde yatak odası, 3. bölüm ise banyo bölümü. Şimdi yavaş yavaş bu tarafa doğru gelebiliriz. Banyonun duş bölümünde duşun yanı sıra bir de kurnası var. Aslında Radisson Blu Kaş'ın özelliklerinden bir tanesi birçok odasında böyle hamamlı bölümler var. Dolayısıyla hani yöresel mimarinin izlerini taşıyan, bizim kültürümüzün izlerini taşıyan bir banyo konsepti burada sizleri bekliyor. Hemen yine karşımızdaki banyo tezgahında Radisson Blu markalı buklet malzemeleri, şampuanlar, tertemiz havlular ve gayet güzel bir şekilde hemen şu alanda da klozet bölümü. Burada banyoyu 3 ayrı bölümde düşünebilirsiniz. Hamamlı duş alanı, lavabo bölümü, klozet bölümü ve tekrar geri döndüğümde hemen birkaç adım mesafede son derece lüks ve konforlu görünümüyle ve modern görünümüyle yatak odası alanını sizlere sunmuş oldum. Ha, bu arada hemen atlatmak isterim ki eğer isterseniz buradaki sürgülü kapılarla yatak odasını yaşam alanından ayırabiliyorsunuz. Bu şekilde yarı izole diyelim. Çünkü hani tamamen kapalı değil ama yarı izole diyebileceğimiz bir yatak odası bölümü oluşturabiliyorsunuz ve buradaki oturma alanından ayırabiliyorsunuz. Hem tavanda hem mobilya dekorunda hem de duvarlardaki bu dekorasyonlar da bize yine yöresel mimarinin izlerini yansıtıyor diyebiliriz. Ve içeriden dışarı çıktığımız zaman da ilk girerken bizleri karşılayan bu özel ve kendinizi iyi hissedeceğiniz kullanım alanlarını bir kez daha paylaşmak istiyorum. Havuz, şezlong ve oturma grupları gerçekten çok şık ve rahat, aynı zamanda konforlu bir konaklama imkanı sağlayacaktır diye düşünüyorum. Özel bir konaklama deneyimi için premium suite havuzlu odayı değerlendirebileceğinizi belirterek bir başka odayı keşfetmek üzere yavaş yavaş buradan ayrılabiliriz. Evet. Efendim, Radisson Kaş'ın bence en keyifli, en alımlı odalarından bir tanesi duplex havuzlu suite'leri. Buraya loft oda da diyebilirsiniz. Hatta kendi özelliği içinde bence villa niteliği taşıyor. Çünkü hem duplex hem de çok güzel kullanım alanları var. Çiçeklerle rengarenk bu çok güzel girişi birinci özelliği. Çok da güzel bir kapısı var. Böyle doğal malzemelerle yapılmış ve evinize girer gibi giriyorsunuz. Çok güzel bir teras sizi karşılıyor. Bu kocaman terasta girdiğiniz zaman serinleyeceğinizi anlatan, size bunu ifade eden çok güzel bir havuz var. Ve yine Akdeniz mimarisiyle böyle tavandaki doğal malzemelerle, mobilyalarla ve sandıklarla kaplı bölümün altında şezlonglar, yemek masanız, dinlenme sandalyeleriniz ve böyle şık bir havuzda size güzel bir yaşam alanı oluşturulmuş. Odanın içinde de kendine has özel durumlar var. Onlardan bahsedeceğim size. Ama bu yaşam alanını tatiliniz sırasında odanızdayken büyük bir keyifle kullanabileceğinizi ifade etmek istedim. Şimdi bu duplex odaya giriş yaparak odanın içerideki özelliklerinden size bahsedelim. Adım adım yaklaşıyorum ve ilk adım attığımda bir ada tezgah bizi karşılıyor. Biz bunu gördüğümüzde anlıyoruz ki mini mutfakla beraber özellikle uzun süreli konaklamalarda burada kendi içinde böyle minik aparatiflerde hazırlayabilirsiniz. Burada kocaman bir buzdolabı var. Tabii ki buzdolabında bulunan içecekler ekstradır. Otelin konsepti oda kahvaltı olduğu için. Ancak burada bulunan kapsül kahveler, çaylar ve Nescafe'ler de konsepte dahildir. Bunları kullanabilirsiniz. Şimdi burada aynı zamanda bir set üstü küçük ocak var, bir mikrodalga var gibi mini mutfak özelliği buraya serpiştirilmiş. Şimdi şu anda bulunduğumuz yer bu duplex odanın alt kattaki yaşam alanı. Gayet güzel dekorasyonu yine bize Akdeniz mimarisinin modern bir kombinasyonunu anlatıyor diye düşünüyorum. Burada bir büyük ekran televizyon var. Televizyon ünitesinin hemen yanında bir şömine var. Bu alanda yukarı çıkmadan önce bahsetmem gerekiyor ki hemen şurada bir banyo var. Yani kalabalık yani aileler için burayı birinci banyo olarak söyleyebiliriz. Banyo buklet malzemeleri Radisson markasına özel üretilmiş birinci kalite ürünler. Ve birinci bölümde yani duplex odanın birinci bölümündeki yaşam alanını kısaca özetlemiş oldum. Eğer isterseniz buradaki kanepenin açılarak yatak olabileceğini de belirtmek lazım. Şimdi yukarı çıkarak yatak odasına bakalım. Buyurun. Efendim şimdi geldik duplex odanın üst katındaki yatak odası bölümüne. Öncelikle burada da dikkatimi çeken şey oda oldukça yüksek tavanlı olduğu için mesela buradan aşağıya doğru bakıp
hani o yatak olabilen kanepeyi de görebiliyoruz. Eğer çocuklarla geldiyseniz onlar aşağıyı kullanabilirler. Orada yatak olarak kanepeyi kullanırken istediğiniz zaman siz de onları buradan kontrol edebilirsiniz. Eğer siz burada kalıyorsanız elbette pencereyi açtığınız zaman da böyle güzel bir Kaş manzarası ve Meis Adası'nın manzarası size eşlik edecek. Manzara konusunda tabii odaların farklı farklı durumlarda olduğunu da söylememe gerek yok diye düşünüyorum. Burada bornozlar var. Havlular, terlikler ve kasa yine misafirlere böyle doğal malzemeyle yapılmış bir dolap eşliğinde sunulmuş. Banyo bölümüne geldiğimizde yine aşağıdaki bölümde olduğu gibi Radisson markalı buklet malzemeleri, çok şık bir banyo tezgahı ve hamamlı duş bölümü. Sol tarafımızda ise klozet bölümü var. Yine bu hamam durumu bence Radisson Blue Kaş'ın hani Akdeniz mimarisiyle yöresel mimariyi biraz da modernize etmişler. Aslında onun bir izi olsa gerek düşünüyorum. Kurnalı bir hamamda yıkanmak da bizim Türk misafirinin çok sevdiği, keyif aldığı bir durum diye tahmin ediyorum. Şimdi bu dubleks villanın, dubleks suite odanın özellikleri kısacası özetlemiş olduk. Yavaş yavaş başka bir odayı keşfetmek üzere buradan ayrılabiliriz. Efendim Radisson Blue Kaş keşfimiz devam ediyor. Şimdi oteli keşfettik, odaları gezdik, restoranı gördük, havuz keyfini anlattık, manzarayı gösterdik. Ama tabii Kaş'a geldiyseniz, Çukurbağ Yarımadası'ndaysanız eğer deniz keyfini yapmak isteyeceksiniz. Buraya gelme amaçlarınızdan bir tanesi zaten buradaki akvaryum gibi denizin keyfini çıkarmak olsa gerek diye düşünüyorum. Ve şimdi sahile gidiyoruz, plaja gidiyoruz. Plaj derken biliyorsunuz Kaş bölgesinde genelde platformlardan, derinden denize giriliyor. Birazdan göstereceğiz. Otelin konumu itibariyle denize yaklaşık 5 dakika mesafedeyiz. Ama oteldeki arkadaşlarımız tabii sizi yürütmüyorlar. Bagilerle sahil alanına kadar bir shuttle servis yapıyorlar. Sizler denize gitmek istiyoruz dediğinizde resepsiyondaki arkadaşlara bilgi vermeniz yeterli. Plaj çantanızda, terliklerinizde hazır olmanız yeterli. Burada arkadaşlarım sizi gördüğünüz gibi birazdan zaten yolculuğu da göstereceğiz size. Sahile gidiyoruz şu anda ve denizden faydalanmak istediğinizde nasıl bir hizmet alacağınız konusunda fikir vermeye çalışacağız. Şimdilik bu lüks ve konforlu ortamı bırakıyoruz ve denizin tadını çıkarmak üzere, Çukurbağ Yarımadası'nın muhteşem manzarasının tadını çıkarmak üzere denizin kenarına kadar gideceğiz. Buyurun. Çok kısa bir yolculuktan sonra golf araçlarıyla, buggy dediğimiz araçlarla buraya bırakıyor arkadaşlarımız sizi. Ve geldiğimiz nokta aslında Deniz Feneri Lighthouse Otel'in girişi aynı zamanda. Bu arada tekrar belirtmem gerekir ki Radisson Blue Kaş Otel, McWin villaları ve aynı zamanda Deniz Feneri Lighthouse Kaş Otel kardeş otellerdir. Ve denize girerken kullanılan platform ortak kullanım alanıdır. Birazdan beraber göreceğiz zaten. Biraz merdiven ineceğiz. Merdivenlerle ilgili burada söylemek istediğim önemli bir dipnot var. Tabii Çukurbağ Yarımadası biliyorsunuz eğimli bir arazi ve hangi otelde kalırsanız kalın hemen hemen hepsinde belli bir merdiven iniş çıkış olayı oluyor. Bunu bazen bilmeden gelen misafirlerimiz hani şikayet edebiliyorlar. Oysa ben bunu kesinlikle bir şans olarak değerlendiriyorum. Çünkü genellikle sabah saatlerinde böyle güzel bir atmosferde hani birkaç adım merdiven inip çıkmanın bence çok daha keyifli tarafından da bakmak lazım diye düşünüyorum. En azından ben öyle görüyorum. Ancak bilgi olarak vermem gerekiyor ki özellikle yaşlı misafirlerimiz, merdiven inip çıkmaya imkanı olmayan misafirimizin de bu durumdan haberi olmasında fayda var diye düşünüyorum. Onun dışında bence sabah saatlerinde denize giderken veya tekrar otele dönerken günde bir defa hani merdiven inip çıkmak gerçekten son derece faydalı. Ben de size yavaş yavaş Deniz Feneri Lighthouse Otel'e giriş yaparak hem çok güzel manzaralar göstereceğim hem de sahile nasıl inildiği konusunda size fikir vermiş olacağım. Buyurun efendim. Muhteşem bir manzaraya bakıyorum. Şimdi merdivenlerden bahsettik ama merdivenlerden inerken tabii iyi taraflarından bir diğeri muhteşem manzaralar var. Harika fotoğraflar çekebilirsiniz buradan. Gerçekten tablo gibi. Artık denizin rengine mavi diyemiyorum. Lacivert görünüyor çünkü o kadar net bir görüntü var. Ve birazdan bu denize girmek için aslında biz de sabırsızlanıyoruz. Tabii Çukurbağ Yarımadası'nın yapısı itibariyle otellerin tepede yamaçlarda kurulu olması biraz bahsettiğim gibi böyle bir inçik gerekiyor ama iyi taraflarından bir tanesi de manzaraların bu kadar güzel olması diyelim ve tekrar yavaş yavaş aşağı doğru devam edelim.
Efendim cennete hoş geldiniz. Kaş'a geldiğiniz zaman bu kadar güzel bir denizi, bu kadar temiz bir denizi değerlendirmeden, bu denizin tadını çıkarmadan buradan ayrılmak zaten olmaz. Elbette Radisson Blu Kaş Otel'de, McWin Villalar'da veya Deniz Feneri Lighthouse Otel'de konaklıyorsanız işte bu alanında ücretsiz şekilde şezlongları, şemsiyeleri kullanma hakkınız olacaktır. Ben tabii konsepti gösterirken drone görüntüleri size ifade etmeye çalışıyorum. Burada çok sayıda şezlong ve şemsiye var. Hepsinde yatak minderli şezlonglar var. İsteğiniz dahilinde yine burada bir bar var. Hem snack sunumlar hem kokteyller veya alkol içecekler alabiliyorsunuz. Aynı zamanda gün boyunca bu muhteşem denizin tadını çıkarabiliyorsunuz. Hemen bilgi olarak eklemek isterim ki şu anda bulunduğumuz yer Çukurbağ Yarımadası'nın ana karaya bakan tarafı. Kaş benim hemen şöyle karşıma düşüyor. Bu alan daha az rüzgar aldığı için genel olarak dalgasız oluyor. Yani siz otellerinizi seçerken eğer karaya doğru bakan tarafta bir otel seçmişseniz veya bu taraftaki bir iskeleden denize girmeye gelmişseniz genellikle dalgasız olacaktır. Ve havuz gibi, akvaryum gibi bir denizde ve özellikle bu aylarda ipek gibi yumuşacık bir denizde keyif yapabileceksiniz. Çocuklarınızı denize alıştırmak istiyorsanız, siz kendiniz denize alışmak istiyorsanız burası çok ideal bir yer. Genellikle böyle şey vardır. Hani ya derinden denize girmekle ilgili bir ön yargı vardır. Bunu kesinlikle burada yenebilirsiniz. Çünkü su normal zamanda sadece nefes almayı öğrenmişseniz bile sizi kaldıracaktır. Yani kolay kolay batmazsınız burada. Onu da söylemek istiyorum. Dolayısıyla zannediyorum yeterince bilgi vermiş oldum. Deniz Feneri Lighthouse veya Radisson Blu Kaş ya da McWin Suite Villa'da kaldığınızda işte bu muhteşem alanda deniz keyfi yapacaksınız. Bu arada merdivenlerle ilgili bir kez daha hatırlatma yapmak istiyorum. İnişte ve çıkışta ortalama 3 dakika 4 dakika sürüyor hani inmek ya da çıkmak. Evet merdivenler var ama bu bölgenin coğrafyanın doğası bu. Ve buraya gelirken lütfen bunu da göz önüne alarak rezervasyonunuzu yaptırınız ve bunun tadını çıkarın diyorum. Ben de şimdi üzerimi değiştireceğim ve bu güzel denizin tadını çıkararak size güzel görseller sunmaya çalışacağım. Efendim Kaş keşfimizin bir bölümü olan Radisson Blu Kaş'taki videomu da tamamladık. Tekrar dönüş yolculuğuna geçeceğiz. Kusura bakmayın böyle biraz daha yazdık modda sizle vedalaşıyorum ama bu videomuzun daha sonuna geldik. Radisson Blu Kaş'la ilgili sizlere ifade etmeye çalıştığım bilgilendirmeleri, görüntüleri umarım beğenmişsinizdir. Ve burada tatil yapmaya karar verirseniz de bizler tatil ekibi olarak taleplerinizi memnuniyetle beklediğimizi bir kez daha hatırlatıyoruz. Ve güzel bir Antalya yoluna çıkacağız. Yine Kaş'tan Finike, Kumluca, Olimpos, Adrasan'dan geçeceğiz. Antalya'da yolculuğumuz sona erecek. Kaş'tan vedalaşmak, Kaş'tan ayrılmak bana biraz zor geliyor. En sevdiğim yerden bir tanesi Kaş. Yakın zamanda Kaş'la ilgili bir vlog çalışması yaparak sizlerle Kaş hakkında bazı görüntüler, bilgiler paylaşmak istiyorum. İnşallah yakın zamanda onu da sizlere ulaştırmış olacağım diyelim. Yeni keşiflerde görüşmek üzere. Hoşçakalın.